Merhaba arkadaşlar, bugün dersimizde birinci dereceden denklemleri ve mutlak değeri işleyeceğiz. Şimdi dersimize birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle başlayalım. Denklemler. Burada A ve B reel sayıların elemanı olmak üzere AX artı B eşittir 0 şeklinde yazılan denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyen denklem diyoruz. Burada x denklemin kökü ve bunun çözüm kümesi ise x eşittir. Yalnız bırakıyoruz. Eksi B bölü A'dır diyoruz. A eşittir 0 ve B 0'dan farklı olmak üzere bu denklemin çözüm kümesi yoktur deriz. Eğer A eşittir 0 ve B eşittir 0 ise bu denklemin sonsuz tane çözüm kümesi vardır deriz. Şimdi gelelim birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlere. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler. Burada A1x artı B1y artı C eşittir 0 ve A2x artı B2y artı C eşittir 0 şeklinde yazılan denklemlere diyoruz. Bunların çözüm kümelerini bulabilmemiz için 3 tane koşulumuz var. Çözüm koşulları diyelim bunlara. Birincisi A1 bölü A2, o da eşittir B1 bölü B2'ye ve o da eşittir, şunlara C1, C2 dersek, C1 bölü C2 ise A1 bölü A2, B1 bölü B2, C1 bölü C2'ye eşitse bu iki doğru birbirine çakışıktır deriz. Çakışık doğrulardır. Ve bunların sonsuz tane çözüm kümesi vardır. Çözüm kümeleri sonsuz tane. İkinci koşulumuz, eğer A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2'ye ama bu eşit değildir. C1 bölü C2 ise bu doğrulara da birbirine paralel doğrular deriz. Ve paralel doğruların çözüm kümesi daima boş kümedir. Çünkü birbirlerine paralel oldukları için kesim noktaları yoktur. Üçüncüsü ise A1 bölü A2 farklı, B1 bölü B2 o da farklı, C1 bölü C2 ise bu doğrulara, bu iki doğru sadece bir noktada kesişir deriz. Bir noktada kesişen doğrulardır. Ve bu sistemin çözüm kümesinin sadece tek çözümü vardır. Çünkü sadece tek noktada kesişirler deriz. Şimdi gelelim basit eşitsizliklerimize. A ve B reel sayıların elemanı olmak üzere A küçüktür B, A küçük eşittir B, B büyüktür A, B büyük eşittir A şeklinde gösterilen ifadelere basit eşitsizlikler diyoruz. Burada 3 tane koşulumuz var. Şimdi diyoruz ki A, B eleman R olmak üzere A küçük eşittir B ise bu kümeyi gösterelim. X A küçük eşittir X, o da küçüktür B şeklinde ise bu tür aralıklara kapalı aralıklar denir.
Çünkü iki tarafta da eşitlik vardır. Onun için kapalı aralık adını alır. Ve buradaki x'lerin sayısını bulmak istersek x sayıları b eksi a artı bir tanedir. Şimdi gelelim ikincisine. Gene a ve b reel sayıların elemanı olmak üzere. Eğer a küçüktür b ise burada x'i kümesini yazarsak a küçüktür x, o da küçüktür b'dir. Bu aralıkları ise açık aralıklar denir. Ve buradaki x tam sayılarını bulmak için b eksi a eksi bir tanedir deriz. Ve üçüncüsüne gelelim. Ve üçüncü aralığımızda x a küçük eşit x, o da küçüktür b şeklinde olan aralıklara yarı açık aralıklar denir. Ve buradaki x sayılarını bulmak için b eksi a tanedir deriz. Gelelim eşitsizliklerin özelliklerine. Birinci özelliğimiz a küçüktür b ise bu eşitsizliğin her tarafına aynı sayı eklenir ya da çıkarılırsa, yani a artı eksi k küçüktür b artı eksi k olur. Yani eşitsizlik yön değiştirmez. İkincisine gelelim. Yine k eleman pozitif doğal sayı olmak üzere, burada da onu belirtelim. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif reel sayı ile çarpılırsa, yani a küçüktür b iken a çarpı k küçüktür b çarpı k olur. Yalnız burada şuna dikkat etmeliyiz ki k mutlaka pozitif bir reel sayı olmak zorunda. Üçüncüsüne gelelim. Aynı şey bölme için de geçerli. A bölü k küçüktür b bölü k'dır deriz. Üçüncüsüne gelelim. Eğer k bir negatif sayıysa, yani negatif reel sayıların elemanı ise, o halde eşitsizliğimiz a çarpı k büyüktür b çarpı k olur. Yani dikkat edin, bakın, eşitsizlik yön değiştirdi. Bölmede de aynı kural geçerli. A bölü k büyüktür b bölü k olur. Şimdi dördüncü kuralımıza geçelim. Eşitsizliğin her iki tarafında bulunan sayılar ters işaretliyse, yani a küçüktür 0, o da küçüktür b ise, bu sayıların çarpmaya göre tersleri alındığında eşitsizlik yön değiştirmez. Yani 1 bölü a küçüktür 1 bölü b olur. Beşinci kuralımız ise eşitsizliğin her iki tarafında bulunan sayılar aynı işaretliyse, yani a küçüktür b, o da küçüktür 0 ya da 0 küçüktür a, o da küçüktür b ise, çarpmaya göre tersleri alındığında bu sefer eşitsizlik yön değiştirir. Altıncı ve son kuralımız ise a küçüktür b ve c küçüktür d ise eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilirler. O halde a artı c küçüktür b artı d olur. Şimdi gelelim, birinci dereceden denklemleri bitirdik. Mutlak değer konusuna gelelim. Mutlak değerde de bilmemiz gereken şeyler, birkaç tane özelliğimiz var. Mutlak değer diyelim. Mutlak değer a iki çizgi arasında gösteriyoruz. Burada bilmemiz gereken şey, 3 tane koşulumuz var. Eğer a 0'dan küçükse bu dışarıya eksi a olarak çıkar. Eğer a eşittir 0 ise bu zaten dışarıya 0 olarak çıkar. Eğer a 0'dan büyükse bu dışarıya pozitif olduğu için a çıkar. Mutlak değer içerisinden hiçbir sayı negatif olarak çıkamaz. Mutlaka pozitif çıkmak zorundadır. Ve gelelim köklü sayılarda işlemiştik. Tekrar hatırlatalım. A üzeri n, n'inci dereceden kökünde, eğer n tek ise
A olarak çıkar demiştik. Eğer n çift ise mutlak değer A olarak çıkar demiştik. Yani mutlaka pozitif çıkması gerekir. Şimdi gelelim özelliklerine. Birinci özelliğimiz A eşittir eksi A'nın mutlak değeridir. Mutlaka aynı zamanda A eksi B o da eşittir. B eksi A'nın mutlak değeridir. Çünkü her ikisinden de dışarıya pozitif çıkacağı için kendisi de ters işaretlisi mutlak değer içinden daima aynı çıkar. Eğer bir mutlak değerin içerisinde çarpma işlemi yapıyorsak ayrı ayrı mutlak değerlerini de çarpabiliriz. Yani A çarpı B'nin mutlak değeri mutlak değer A çarpı mutlak değer B'ye eşittir. Aynı şekilde bölme işlemi yapıyorsak A bölü B'nin mutlak değeri daima mutlak değer A bölü mutlak değer B'dir. Tabi burada mutlaka B sıfırdan farklı olmak zorunda yoksa tanımsızlık getirir. Dördüncüsü ise A artı B'nin toplamı daima küçük eşittir. Mutlak değer A artı mutlak değer B'dir. Her zaman eşit olmak zorunda değil. Biz bu kurala üçgen eşitsizliği deriz. Beşincisi A sıfırdan büyük olmak üzere f(x)'in mutlak değeri eşittir a ise f(x) eşittir artı eksi a'dır deriz. Yani bir mutlak değerin içi herhangi bir sabite eşitse o mutlak değerin içi ya onun pozitiflisine ya da negatiflisine eşittir deriz. Aynı şekilde mutlak değer f(x) eşittir mutlak değer gx ise yani iki tane fonksiyon mutlak değerce birbirine eşitlerse bunları mutlak değerden kurtarmak için her iki tarafın karesi alınır ve f kare x eşittir g kare x şeklinde çözüme gidilir. Yedinci kuralımız A sıfırdan büyük olmak üzere gene f(x)'in mutlak değeri küçük eşittir a ise bunun çözümü eksi a küçük eşittir f(x) o da küçük eşittir a şeklinde bulunur. Eğer ifade küçükse bir eksilisi bu tarafa geçirilip aynen yazılır. Ve gelelim a sıfırdan büyükse mutlak değer f(x) büyük eşittir a ise birincisi f(x) büyük eşittir a diye çözülür ve cevap bulunur. İkincisi f(x) burası büyük eşitse tam tersi küçük. Bakın eşitlik de ortadan kalktı. Burası a ise burası eksi a olarak yazılır. Ve bu ikisinin ortak çözüm kümesi bize sonucu verir. Aynı şekilde a sıfırdan büyük olmak üzere a küçük eşittir mutlak değer f(x) o da küçük eşittir b ise a küçük eşittir f(x) o da küçük eşittir b veya a küçük eşittir eksi f(x) o da küçük eşittir b şeklinde çözüm ortak yapılır ve ortak çözüm kümesi bulunur. Onuncu özelliğimiz f(x)'in mutlak değeri küçüktür.
Gx'in mutlak değeri ise mutlaka kareleri alınır demiştik. Eşitsizlik yön değiştirmez. Aynı şey büyük eşit için de geçerli. Fx'in mutlak değeri büyük eşittir. Gx'in mutlak değeri ise f kare x büyük eşittir. G'nin karesi x olur. Evet, mutlak değer ve birinci dereceden denklemlerle ilgili kol özetimiz bu kadar. Şimdi örneklerimize geçelim bunlarla ilgili. Birinci soru diyelim. Eksi x, eksi 3x, eksi 5, x eksi 1, artı 4, köşeli parantez. Eksi 1 eşittir 7 eşitliğini sağlayan x tam sayısı nedir demişiz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, bakın, büyük parantez var. O halde öncelikle şu kısmını çözelim. Burası ne oldu? 3x eksi bunu dağıtırsam 5x artı 5 artı 4 oldu. Yani eksi 2x artı 9 oldu. Şimdi bu köşeli parantezi böyle yaptık. Bunun dışında ne varmış? Eksi, eksi x. Bu 1'i de bu tarafa atarsam eşittir 8 oldu. Bu eksiyi de bunun içine dağıtalım. Eksi x artı 2x eksi 9 eşittir 8. Bunları toplarsam x, bunu bu tarafa atarsam x eşittir 17 bulundu. Gelelim ikinci örneğimize. Altı bölü yedi eksi iki bölü bir eksi üç bölü x eşittir üç denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Şimdi bakın, bu tarz ifadelerde sondan gideceğiz. Burasını görmesek, 6'yı kaça bölersek 3 çıkar. O halde bunun değeri ne olmalı? 2 olmalı. Burayı ayırdık. 7'den kaç çıkartırsak 2 buluruz? Bu ifadenin tamamı ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Yani 2 bölü 1 eksi 3 bölü x eşittir 5 olmak zorunda. O halde burada payda eşitlersek ya da içler dışlar çarpımı yapalım. 1 eksi 3 bölü x neye eşit olmak zorunda kaldı? 2 bölü 5'e. Bunu bu tarafa atalım. 1 eksi 2 bölü 5 eşittir 3 bölü x. Burası 3 bölü 5 eşittir 3 bölü x olduğuna göre buradan x'i kaç bulduk? 5 bulduk. Gelelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda a artı 3x artı b eksi 5y artı 2 eşittir 0. 4x artı 5y eksi 1 eşittir 0. Denklem sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre, sonsuz çözümü varmış bu sistemin. Olduğuna göre a çarpı b kaçtır diye sormuşuz. Şimdi sonsuz çözümü olduğuna göre ne demiştik? a1 bölü a2, b1 bölü b2, c1 bölü c2'ye eşitse bu sistemin sonsuz çözümü vardır demiştik. O halde a artı 3 bölü 4 eşit olmalı b eksi 5 bölü 5'e. O da eşit olmalı 2 bölü eksi 1'e. Yani a artı 3 bölü 4 eşittir eksi 2 ise a artı 3 eşittir eksi 8. A eşittir eksi 11. Aynı şekilde b eksi 5 bölü 5 eşittir eksi 2 ise b eksi 5 eşittir eksi 10. Ve b eşittir eksi 5 bulunur. Bizden istenen a çarpı b'ydi. Eksi 5 çarpı eksi 11, yani 55 bulundu. Gelelim 4. soruya. Dördüncü sorumuzda eksi 3 küçüktür y, o da küçüktür 4 ve 3 küçüktür x, o da küçüktür 6 ise x küp bölü
Y kare kesirinin alabileceği en büyük değer sorulmuş. Şimdi bakıyoruz bizden ne isteniyor? X küp isteniyor. Böyle bir aralık var. 3 küçüktür x, o da küçüktür 6 ise her tarafın kübü alınır. O halde ne oldu? 27 küçüktür x küp, o da küçüktür 216 oldu. Y kareyi bulmak için eksi 3 küçüktür y, o da küçüktür 4 ise bakın negatif aralıklı ifadelerde her iki tarafın alt sınırın ve üst sınırın karelerini alalım. Burası 9, burası 16. Negatif ifadelerde alt sınır daima sıfırdır. Y kare üst sınırda bu iki bulduğunuz değerin en büyüğüdür. Yani 16'dır. O da neden? Bakın eksi 3 ile 4 arasında sıfır sayısı var. Onun karesi mutlaka sıfır olacak. 9 ile 16 arasında yazsaydık aynen. O halde 0, 1 ve 2'yi yok etmiş olacaktık. Y kare de 16 bulduğumuza göre. Şimdi neyi soruyor bize? X küp bölü y karenin en büyük değerini soruyor. X küp en büyük, y kare de en küçük olmalı ki bu ifade en büyük çıkmalı. O halde x küp en büyük 215, y kare de en küçük bir değer alacağına göre bu ifadenin en büyük değeri 215'miş. Beşinci sorumuzda. Bir denklem sistemi ile ilgili 2x artı y ise eşittir 9. 3x eksi 2y eksi z eşittir 7. X eksi y eksi 3z eşittir 11 ise z kaçtır diye sormuşuz. Bakın bu üçlü sistemlerde herhangi birinin ters işaretlisiyle ya da bir tam sayıyla çarptığımız taraf tarafa topladığımız zaman sadece verilen ifade sorulur. Genelde bu sorular bunun üstüne kurulmuştur. Bakıyorum. 2x, x, 3x. Eksi y, eksi y, eksi 2y. Z, 3z, z. O halde ortadaki ifadeyi eksiyle çarparsam burası eksi, burası artı, burası artı, burası da eksi oldu. Şimdi taraf tarafa toplayalım. 2x, x daha 3x, eksi 3x bunlar birbirini götürdü. 2y, eksi y, eksi y bunlar da birbirini götürdü. Z, z, eksi 3z. Burada ne kaldı? Eksi z kaldı. 9, 11 daha 20, 7 çıkarırsak 13 kaldı. O halde z eşittir eksi 13'müş. Altıncı sorumuza geçelim. Altıncı sorumuz mutlak değerle ilgili. A küçüktür b, o da küçüktür 0, o da küçüktür c ise bize sorulan ifade a eksi b eksi a eksi c artı c eksi b ifadesinin değeri sorulmuştur. Mutlak değerleri çözmek için için negatif mi pozitif mi? Sadece onu bulmamız yeterlidir. Bakıyoruz. A negatif bir sayı, b de negatif bir sayı ama a b'den küçük. Yani hemen değer verirsek eksi 2 eksi 3 olsa burası eksi 3. Eksi eksi 2 artı 2 olmuş olur. Burası eksi 1 çıkar. Yani bunun için negatifse bir de ben eksiyle çarpıp dışarı çıkartırım. Eksi a artı b. A negatif, c pozitif ama çıkardığımız için içi mutlaka neymiş? Negatifmiş. Bir de burada eksi vardı. Artı aynen çıkartıyorum. C pozitif bir sayı, b negatif. Çıkardığımız için bu da pozitif olacak. O halde bunun içi pozitifmiş. Yani dışarı aynen çıkacak. Artı c eksi b olacak. Şimdi a'lar birbirini götürdü. C'ler götürdü. B'ler götürdü. O da eşittir. Sıfır bulduk. Yedinci sorumuza gelelim. A küçüktür a kare. O da küçüktür. Mutlak değer a ise eksi a'nın 7. kuvveti eksi a üzeri 5'in 5. dereceden kökü eksi a kare bölü eksi a'nın karesi çarpı eksi a'nın 6. kuvvetinin 6. dereceden kökü ifadesinin sonucu sorulmuş. Şimdi a karesinden küçük ama o da mutlak değerinden küçükse o halde deriz ki
A eksi 1 ile 0 arasında olmak zorundadır. Yani A sıfırdan küçükse o halde eksi A daima bakın pozitif bir sayıymış. Bunu ne için buluyoruz? Kökler için buluyoruz. Kök içinden çıkaracağız. Şimdi bunu yazalım. Eksi A'nın 7. kuvveti. Eksi A pozitif bir sayı. O halde aynen 7. kuvvet de aynı olacaktır. Eksi A'nın 7. kuvveti çarpı içi pozitif olduğuna göre dışarıya aynen çıkacak çarpı eksi A. Bunu zaten aynen yazıyoruz. Eksi A kare bölü. Eksi A pozitif bir sayıydı. Karesi o zaman eksi A kare. Eksi A pozitif bir sayıydı. 6. dereceden kuvveti aynen çıkacak. Mutlak değer içinde çıkacak. Ama bakın dikkat edin. Eksi A pozitif bir sayı. Bunlar birbirini götürdü. Eksi ile eksinin çarpımı arttı ama burası eksi. Ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. Bu üsler de birbirini götürdü. Eksi A üzeri 7 bulmuş olduk. Gelelim 8. sorumuza. 3 üzeri A eşittir 18. 2 üzeri B eşittir 30. 5 üzeri C eşittir 145 verilmiş. Bize sorulan soru. C eksi B eksi A artı A eksi B artı mutlak değer. C eksi A ifadesi soruluyor. Şimdi bunları bulabilmemiz için A, B ve C'nin hangi aralıkta olduğunu bulmamız gerekir. A'ya bakalım. 3'ün hangi değerleri arasındadır diye düşünelim. 3'ün karesi 9, kübü 27 olduğuna göre o halde A 2 ile 3 arasındadır. B'ye bakalım. 4. kuvveti 16, 5. kuvveti 32. O halde B 4 ile 5 arasındadır deriz. C için de 145 olduğuna göre kübü 125, 4. kuvveti 625. O halde C de 3 ile 4 arasındaymış. Şimdi bakalım. C eksi B. Bu aralıktan küçük. O halde burası negatif çıkacak. Bir de eksi 2 ile 3 aralığı gelirse bu ifadenin içi tamamen negatifmiş. Yani bir de biz eksiyle çarpıp çıkartacağız. O halde ne oldu? Eksi C artı B artı A olmuş oldu. A 2 ile 3 arasında B 4 ile 5 ondan büyük. O halde bunun içi de negatifmiş. Biz de bunu eksiyle çarpalım. O halde içi negatifse ne oldu? Eksi A artı B oldu. C 3 ile 4 arasında A ondan daha küçük bir aralık. O halde bunun içi daima pozitifmiş. Aynen dışarı çıkarıyoruz. C eksi A. Şimdi burada C'ler birbirini götürdü. A'lar birbirini götürdü. Sonuç 2B eksi A bulduk. Gelelim bir başka sorumuza, 9. sorumuza. 9. sorumuzda 7x eksi 4 büyüktür 10 eşitsizliğini sağlamayan x tam sayılarının toplamı kaçtır demişiz. Toplamı kaçtır? Bakın soru köküne dikkat edin. Sağlamayan. Şimdi nasıl çözüyorduk bu tarz ifadeleri? Büyükse birincisi aynen yazıyorduk. 7x eksi 4 büyüktür 0. İkincisi de 7x eksi 4. Bunun tam tersini alıyorduk. O halde küçük eşittir oluyordu. Bu 0, pardon 10 burası. Burası artı 10 olduğuna göre burası ne olmak zorunda? Eksi 10 olmak zorunda. Şimdi birincisini çözelim. 7x eksi 4 büyüktür 10 ise 7x büyüktür 14'ten. O halde x büyüktür 2'den deriz. İkincisini çözersek 7x eksi 4 küçük eşittir eksi 10. O halde 7x küçük eşittir eksi 6. X küçük eşittir eksi 6 bölü 7'ymiş. Şimdi bunu sayı doğrultusunda gösterelim bakalım. Neymiş bu? Burası eksi 6 bölü 7 olsun. Burası da 2 olsun. Burada ne diyor birincisinde? 2'den büyük olanlar. O halde tarıyoruz. Burası 2'den büyük olanlar. Burada ne diyor? Eksi 6 bölü 7'den küçük olanlar. O halde orası da
Sayı doğrusunun burası oluyor. Burada 2 dahil olmadığı için burayı boş olarak gösteriyoruz. Burada eşitlik yani dahil olduğu için burayı dolu olarak gösteriyoruz. Bu taradıklarımız sağlayanlar bu denklem sistemini. Bize neyi sormuştu? Sağlamayanlar. O halde sağlamayanlar neresi olacak? Burası olmuş olacak. Buradaki tam sayıları soruyor. Eksi 6 bölü 7. Sonra ne gelecek buraya? 0 gelecek. 1 ve 2 gelecek. O halde çözüm kümemiz 0 artı 1 eşittir 1'dir. Gelelim 10. ve son sorumuza. Sonuncu sorumuzda 2x eksi 3 küçüktür 5 ve 2x eksi y eşittir 5 olduğuna göre y yerine yazılabilecek sayıların toplamı sorulmuş. Şimdi bakıyoruz. Küçüktür olduğuna göre mutlak değerde nasıl dışarı çıkarıyorduk? Bunun ters işaretlisi. Eksi 5 küçüktür 2x eksi 3 o da küçüktür 5'tir diyorduk. Burada bizden neyi istiyor? Y'yi istiyor. 2x eksi y eşittir 5 ise y'yi yalnız bırakırsam y eşittir bu tarafa attım. 2x eksi 5'miş. O halde y aynı zamanda 2x eksi 5'e eşit olduğuna göre. Bakın burası 2x eksi 3. Ben her taraftan 2'yi çıkartırsam yani her tarafı eksi 2 ile toplarsam. Bakın burası ne oldu? Eksi 7 küçüktür. 2x eksi 5 o da küçüktür. 3 oldu. 2x eksi 5'e biz ne demiştik? Y demiştik. O halde eksi 7 küçüktür y o da küçüktür. 3 oldu. Bizden ne istiyor? Y'lerin toplamını istiyor. O halde burada bakalım. Nedir? Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. 3 dahil değilmiş. 1'ler birbirini götürdü. 2'ler birbirini götürdü. Bunları toplayalım. Eksi 10, eksi 15. Bu da neye eşitmiş? Eksi 18'e eşit. Bugünkü dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.